ilk çıktığım an yaşadığım duygu paha biçilemez. İlk heyecanım nasılsa bugün de buraya veda ederken aynı heyecanı yaşıyorum. Fenerbahçe forması her şeyi hatırlayacağım. Taraftarın bu statta yenildiğimiz maçlardan sonra bile 50 bin kişi beni tribünlere çağırıp adıma aykırmalarını ömrüm boyunca unutmayacağım. Fenerbahçe forması altında unutamadığım gol şu gol. Devamında camia olarak birçok şeyin üstesinden gelmek zorunda kalsak da birçok zorluğun 2010 senesinde Antalya'da ligin ikinci yarısında daha ilk maçında Antalyaspor'a bir gol atmıştım. Her şey o zaman başladı. Lig sonuna kadar hiç yenilmeden şampiyon olduk. Böyle çok net kalecilerle baş başa kalınan bir pozisyon da yok. Yani iki takım oyunda birbirlerine üstünlüğü kabul ettirmeye çalışıyorlar. Şimdi Gökhan Gönül, Gökhan topla birlikte gidiyor. Gökhan sağ ayağını aldı, biraz açtı. Yine önünde kaldı. Gökhan plase, mükemmel gol! Gökhan Gönül mükemmel bir gol atıyor Antalya'da. Fenerbahçe 1-0 önde. Aslında bence kafa gollerimin dışında attığım diğer gollerin hepsi birbirinden güzel. O zaman Galatasaray deplasmanında Ali Sami Yen'de Galatasaray attığım kupa maçındaki gol, Antalya'ya dediğim gibi attığım gol, Beşiktaş'a tam şuradan attığım gol. Gökhan. Kayt. Son becalar içeride. Kayt Gökhan'a kısa oynadı. Gökhan gitti. Gökhan Gönül. Hepsi birbirinden farklı, birbirinden güzel gollerdi. Az da olsa öz oldu. Birçok şey. Ben de aslında futbola Fenerbahçe ile başladım diyebilirim. Çünkü daha önce Fenerbahçe'den önce hiçbir lig takımında futbol oynamamıştım. Ben gözlerimi burada açtım. Sürekli gelmek istiyorlardı Samandıra'ya. Özellikle Kuzey Altay hastası. Beni mutlaka Altay abime götür diyordu. Onları hem Samandıra'yı antrenman yaptığımız sahaları görmesini hem de bebekliklerinde üzerine giymiş olduğu formanın nasıl ve nerede antrenman yapılıyor onları görsünler istedim. Demek ki aslında o zaman da YouTube'da yayınlanmıştı. Tam en sonunda bir sahadan soyunma odasına dönüş merdivenlerinden yukarı çıktığımızda veda edercesine hareketimiz olmuştu. Demek ki o da buna nasipmiş. Ya tabii ki her futbolcu için oynadığı kulübün uzun yıllar oynayıp kaptanlık baz bandını koluna takması bir onurdur, bir gururdur. Evet, bir apolettir. Ama benim için sadece formayı giyiyor olabilmek bile çok büyük onur ve gurur. Ter döktük, bütün futbolcular döküyor. Kimi zaman gözyaşı da döktük ama yeri geldi kanımızı da döktük. O forma benim için çok başka. Belki akıttığım üzerinde kanı olan tek forma, özel formaydı. Çok teşekkür ediyorum ki başkanım onu bana iletti. Şu an evimin en güzel yerinde, en güzel köşesinde duruyor. Bu soyunma odasında birçok anım var. Nelere şahit olmadı ki burası. 14 sene önce de girdiğimde bu soyunma odasına başka hissediyordum. Bir başka. Yine çok başka hissediyorum. Çok sessiz. On sene boyunca burada futbol oynarken soyunma odasında kaybettiğimiz maçlarda oldu, kazandığımız maçlarda her biriyle, her saniyesiyle bu forma altında mücadele etmekten, savaşmaktan hep gurur duydum, gurur duyacağım.
9 senenin sonunda bu camiadan ayrıldım. 4 sene sonra da tekrar Çubuklu'ya kavuşup geçtiğimiz sezon buradaydım. Biraz önce de söyledim, kaybettiğimiz maçlardan sonra bile benim adıma aykıran, bana en uzaktan seslenen ama her zaman yanında hissettiğim Büyük Fenerbahçe camiasına, taraftarına Şampiyonluk Kupası ile veda etmek en büyük hayalimdi. Nasip olmadı. Onların bana olan, aileme olan sevgilerini hiçbir zaman unutmayacağım. Unutmadım. Ömrüm boyunca da unutmayacağım. Hepsi hakkını helal etsin. Benim en ufak bir hakkım varsa hepsine helal olsun.